E hadi, her şey hazır. Buyurun, buyurun. Heh, onlar da bunu bekliyordu zaten. Hadi kalk kız. Ay, hadi, hadi. Ay, sen otur, otur, otur azıcık. Ha. Vallahi Yelda Hanımcığım, neler hazırlamışsın böyle, şişmanlayacağız. İyi, afiyet olsun, afiyet olsun. Nereden nereye, değil mi Melahat Hanımcığım? Ya vallahi nereden nereye? Ben şeyi merak ediyordum. Bizim Kerem'le Ayşe nasıl tanıştılar? Nasıl böyle bir anda arkadaş oldular? Bugünlere nasıl gelindi, değil mi? Ya vallahi biz de anlamadık. Bize hiçbir şey demedi. Abilerini biliyorsun. Tabii tabii canım, biliyorum da hani kız çocukları diyorum, böyle annelerle konuşmayı pek sever ya, hani anlatır annelerine, size bir şey anlatmadı mı? Yok yok, vallahi bana hiçbir şey anlatmadı, hiçbir şey bilmiyorum ben. Bir işte o Sabri'lerin istemeye geldiği gece böyle bir sanki bir şey diyecek gibi oldu, biri var falan gibi, onu da diyemedi çocuğum. Gece işte hep beraber öğrendik olanları. Kerem dedi mi peki? Ha? Şey söylüyorum ya, o gün hani biri var diyecek oldu dediniz ya, hani ismini söyledi mi Kerem diye, adını söyledi mi diye merak ediyorum. Ya Yelda Hanım, vallahi benim o zaman kafam bir gidiyor bir geliyor, vallahi bilmiyorum hiçbir şey. Neyse canım, artık hayırlısı. Yani zaten nasıl başladığı değil, nasıl bittiği önemli. Değil mi? Ya tabii tabii. Allah onları nazarlardan saklasın. Hep dua ediyorum onlara. Nazar değmesin, hep mutlu olsunlar. Ay ya, yaprak ne güzel. Tamam ya, yavaş, Allah Allah, bırak, herkes yiyecek. Ne yapıyorsunuz ya, ne yapıyorsun ablacığım, tabağını doldurma yeter. Acaba açık büfeye bir alışabilir misiniz? Saldırmayın ya, sanki yemediğiniz şeyler. Yemedik. Gözüne dursun ya. Abla, ben şimdi böreğe gidip getireyim de sen bak, burası benim yerim, tamam mı? Bana tut. Aman kısırın Nazlı, önü. Bura kısırı bende. Ver kız, kısırı ver. Biz de bir şeyler alaydık. Olur tabii, hadi. Hadi. Hadi buyur. Siz şöyle geçin. Buyurun. Sağ olun, sağ olun. Bu ne ki? Ha, Necla mesaj atmış. Çok güzel ya. Melihatçığım, yeni telefonun hayırlı olsun. Nazmiye'nin istediği evi de bizimkine söyledim. Mahalleye yakın olacak, katta olacak, kaloriferli olacak. O bakıyor canım. Biz gene yazışırız. Hadi hoşça kal. Börek de geldi. Çoktan emlakçıya haber verilmiş. Ev aranmaya başlanmış. Vay vay Nazmiye vay. Oh yine, afiyet olsun. Kek çok güzel olmuş. Tarifini alabilir miyim? O keki Canan yaptı. Bizim için yapıyor sağ olsun, birçok şeyi o yaptı. Tarifini alayım. Ben tarifini bilmiyorum Canan yaptığı için. Bilirsiniz, niye bilmeyeceksiniz? Afiyet olsun. Sağ olun. Efendim, Ceyda Hanım geldiler, sizi görmek istiyorlar. Sen bahçeyi alıver, ben geliyorum. Peki. Siz devam edin, ben birazdan geliyorum. Afiyet olsun. Güzel mi Nazmiye sarma? Aa, güzel annem de senin yaptığın gibi olur mu hiç? He, afiyet olsun canım. Sağ ol. Ceyda ne oldu? Ne yaptıysam başaramadım. Kerem'i durduramadım. Yine yaptı yapacağını. Ayşe şirketin yeni yüzü oldu yani. Evet. Hem de 5 seneliğine. Biliyor musunuz, bugün sözleşmeyi imzalamak zorunda kaldım. Siz de durumu çok kabullenmiş gibi görünüyorsunuz. Hiçbir şey yapmadan öylece bekliyoruz. Ceyda, Ayşe şirketin %10'una sahip olacak. Anlıyor musun beni? Yani 5 yıllık sözleşmeden daha büyük bir problemimiz var. Ben bunu düşünüyorum, ben bununla yaşıyorum. O yüzden lütfen, sanki bir olay hiç yokmuş gibi, Kerem umrunda değilmiş gibi davranmanı istiyorum, rica ediyorum lütfen. Tamam, deneyeyim ama neden? Planımın düzgün işlemesi için. Ceyda sen haklıydın.
Ayşe Kerem'i kendine aşık etmiş. Ama ben oğlumu biliyorum, tanıyorum. Şimdi eğer Kerem'i bir şeye zorlarsak biz kötü oluruz. Ben bugüne kadar oğlumun başını boş bırakmışım. Onunla ilgilenememişim. Ama bundan sonra öyle olmayacak. Sen şimdi hiçbir şeye üzülme, tamam mı? Sonrasını hazırla kendine. Bu eve gelin geleceğin günü hazırla. Tamam? Tamam. Ben sizin söylediklerinizi yapmaya çalışırım. Ama sizin planınız ne? Nasıl başaracaksınız bunu? Ayşe onu bırakacak. Ayşe. Hı hı. Hiç kimse hiçbir şey duymadan bu evden çekip gidecek. Merak etme. Şimdi ben konuklarımın yanına döneyim. Tamam? Yani Muhsin amcacığım o kadar iyi fotoğraflar çekmişim ki yani gelen geçen herkes öve öve bitiremedi. Ya keşke orada olsaydın da gör... Hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Oh, yeşillik de bol. Marul koktu ya. Midem kalktı. Samet odaya gidelim. Allah Allah ya. Marul mu kokuyormuş? Neyse ben bitireyim Muhsin amcacığım. Yani sözün özü şu. Modamının bundan sonra 20 sene fotoğrafçıya ihtiyacı yok artık. Değil mi Kerem? İnşallah. Nur be oğlum hemen olur mu öyle böyle büyük büyük konuşma ya. Muhsin amca sen arada bunun ensesine bir tane patlatsana şöyle. Ondan anlıyor bu ya. Yok canım olur mu öyle şey? Başarılı işler yapmış ama tevazuyu da elden bırakmamak lazım. Doğru. O zaman 20 sene demeyelim ama 10 sene garanti. Ne güzel böyle hep birlikte güleş oynaş bir araya geldik. Günü de bugün öğlen burada yapmışsınız. Ya evet. Ya öyle oldu. Sağ olsun Dünür'üm bizi pek güzel ağırladı. Mahalleli de merak ediyordu. Çok memnun oldular. Aşk olsun olur mu öyle şey? Burası sizin kızınızın da evi sayılır. Helal sana be hanım. Gidi Kerem Bey. Yani ne yalan söyleyeyim. Ayşe'yi verdik ama içimde de her zaman şöyle bir kurt vardı yani. Ya bu Kerem biraz çapkın yani. Dedim acaba bizim kızı da bırakır mı falan ama işte bak geçen gün ne oldu? Hangi gün? İşte geçen gün bunlar böyle bir atışmışlar. Ayşe çıkmış bize gelmiş. Kerem de dayanamamış hemen peşinden geldi. Aa bizim hiçbir şeyden haberimiz yok. Ya ince çekirdeğini doldurmayacak bir şey. Oğlum sen niye anlatıyorsun şimdi burada ya? Dur ya iyi bir şey söyleyeceğim anne. Bir saniye. İşte neyse yani biz böyle takıldık. O gün hatta dedim erkek erkeğe takılalım. Biz Volkan falan da geldi böyle Kerem, Volkan, Erkut ben gittik beraber. Sonra işte dönüşte biz eve döndük. Kerem de dedi ki ben dedi Volkan'ı bırakacağım falan. Ondan sonra neyse işte ben bu sabah ezanından sonra kahveyi açmaya çıkıyorum ya. Evet. Çıktım bir baktım kapının önünde bunun arabası içinde de Kerem. Uyuyor. Ya bizim bekçi geldi dedi ki abi dedi bu araba saatlerdir burada bir baktım içine dedi sizin damat damadı görünce dedi ellemeyeyim dedim dedi. Yani şimdi bunların arası limoni ya hani içeri giremiyor ama da bırakıp gidemiyor da yani dedim işte bugünden sonra hiç bu adam dedim böyle bir seven adam hiç senin kardeşini üzer mi aldatır mı dedim vallahi böyle içime bir şey oldu yani ferah sular serpildi yani. Ay yavrum. Uyandıraydın, içeri gireydin. Ya anne dedim kahvaltıya uyandırayım işte uykusu bölünmesin oğlanın dedim. Döndüğümde de gitmiş işi vardı herhalde. Ya Rıza, biz nişanlıyken hani sen bizim eve gel dedin ya öyle.
Sırası mı şimdi Nazmiye'nin? İzninizle. Ya Muhsin amca, Ayşe gitmişken rahat rahat sorayım ya. Şimdi hani Ayşe'ye böyle hisse olarak %10 verdiniz ya. O kaç para ya aşağı yukarı? Yani ay, yanlış anlamayın ha. Benim maaşımla artık siz uğraşmayın. Direkt Ayşe versin diye soruyorum ben yani. Oğlum. Dokunma dokunma, biz alıştık ona artık. 50 milyon var mıdır Muhsin amca? Şaka diyor. Oha daha fazla ha. Vay be. Allah sağlık versin tabii. Nereye kadar bu pembe rüyalar?